da Atatürk'ü, Cumhuriyet'in 100. yılını anan bir kültür şenliği içerisinde bir konuşma sırasında çelişkimi yaşıyorum şimdi ve aktarıyorum. Orta Doğu'da Hamas saldırısını duyduk ve dehşete kapıldık. Şimdi bakın, olay şu. Atatürk'ü anlatıyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenildiği, yıkıldığı, işgalini anlatıyorsunuz ve Atatürk'ün bir kurtuluş savaşıyla bu ülkeyi kurduğunu anlatıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki 100. yılı Cumhuriyet'in, bu iktidar Cumhuriyet'i özümlemediği, sevmediği için 100. yılı sönük geçiriyor. Ama Allah'tan işte CHP'li belediyeler var, Atatürkçü belediyeler var. Bir tanesi de Menteşe Belediyesi, Bahattin Gümüş Belediye Başkanı. Onlar işte burayı kutluyorlar diyorsunuz filan. Ve bunun temellerini Türkiye'deki demokratik, laik sosyal hukuk devletine bağlıyorsunuz. Ondan sonra ve o barışı, yurtta sulh, cihanda sulh hikayesini anlatıyorsunuz. O arada Avrupa'nın şeyin Orta Doğu'nun işlerine karışma dediğini Atatürk'ün de hatırlatıyorsunuz ve Hamas'ın saldırısı geliyor. Yani tabii ki arkasında çok şey var ama esas olarak kimlik savaşı. Yahudilerle Müslümanların savaşı diye sunuluyor. O öylece hatalar yani geliyor, bir tanesi Hamas'ın yaptığı şey tamamen bir terörizm, gidiyor sivilleri öldürüyor. İsrail'in yaptığı şey oradaki Hamas'ın yönetimindeki Filistinlileri yerleşim yerlerine el koyuyor filan. Yani nereden baksanız her ikisi de insanlık suçu işliyorlar. Bir tanesi Filistinlileri yok etmeye çalışıyor, öbürü de gidiyor İsrailli sivilleri öldürüyor. Ve siz o arada Atatürk'ü, Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu merkezi iktidar Atatürk sayesinde Osmanlı döneminde yaşasalardı ne olabilirlerdi acaba? Şimdi işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakanlık yok ya, bakan vesaire her şey olmuşlar diyorsunuz ve laikliği savunuyorsunuz. Bu arada Menteşe halkına, Muğla halkına çok çok teşekkür ediyorum ve Merdan Yanardağ'a diyorum ki kardeşim, hapiste de olsan, yani bir defa gönlümüzde, onun için yani hapiste de olsan, stüdyoda da olsan, gönlümüzde ve beynimizde olduğun için ben nereye gidersem gideyim seninle birlikteyim ya. Evet, yani Sülal Kalkanbelen'le birlikte yazmıştık o devrim ve karşı devrim 100 yılı kitabını. O da vardı imzalarken. Güya biz iki kişi imza atıyoruz ama orada üç kişiyiz. Her gelen Merdan Yanar dağıtıyor, ilişkisini anlatıyor, sevdiğini anlatıyor. Muhakkak söyle ha bak diyor, benim diyor, biz ailecek diyor, annem, babam, ben filan seviyor. Ya öbürü diyor ki çoluk çocuk filan. Yani size Menteşe halkının, Muğla halkının, başta tabii belediye başkanı da öyle. Sağ olsun çok. Hepsinin selamlarını iletiyorum. Bir de tabii Felsefe, Kültür ve Sanat Derneği diye bir dernek var. Onunla birlikte yapmışlar. O da böyle bir felsefe derneği ve bir okul yöneticileri aslında bunlar. Eğitimci ve felsefeci, Ankara'da bir okulları var. Çünkü o derneğin kurucusu Ali Apaydın diye bir bey, bir hoca, bir felsefeci karısı var, Bilge Apaydın. Felsefeci ve öğretmenler. Oralı, şeyli, Menteşeli, Menteşe'den çıkmış. Bu çok hoş bir şey. Bu arada tabii oradan çok önemli bir zat dedi ki, onu yarın yazdım, demokrasi dedi, camiye gidenle meyhaneye gideni buluşturan bir rejimdir hocam dedi. Yani müthiş bir şey. Öyleydi hocam, geçmişte Türkiye bu, böyleydi. Evet. Türkiye öyle bu halk işte, halk. Halk. Yani iki yerden de gelen bir kahvede oturur, birlikte bir çay içerlerdi. Evet. Sohbet ederlerdi. Evet, Obalar Derneği'nin başkanı bize bir çay ikram edildi orada. O öyküyü yarın Cumhuriyet'te yazdım. Ya yani vaktiniz olursa bakın, tam o Türk halkının veya işte o halkın ve bakın Merdan Yanardağ çok önemli bir yazı yazdı şeyde, hapiste. Dedi ki sosyal medyadaki trollerin çıldırtan biçimde saldırılarını, linç saldırılarını milli irade diye yutturan savcılar var dedi. Önce iktidarın işaretiyle sosyal medyada mahkemede ben bunu savcıya da söyledim. Evet.
Yazınızda yazdınız zaten yani. Savcıya söylemekten daha yaygın. Siz Cumhuriyet'in savcısı mısınız yoksa sosyal medyada yaygara koparan ahlaksız, aşağılık ve ağzı bozuk bir avuç trolü millet mi zannediyorsunuz? Olay o. Çok önemli. Yazısı bence daha da önemli çünkü o savcı nihayet mahkemede söylenmiş filan. Yazıda yayınlandı. Duruşma savcısı değildi zaten. Evet. Yazıda birçok yani. Yayınlandı tarihe geçti. Şimdi o ortamda birdenbire değerli izleyiciler işte Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlıyorsun. Yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Arapların işine karışmayın diyor. Tam o anda size Hamas'ın o korkunç saldırısının haberleri geliyor. Müthiş bir şey. Ve çıban başıdır. Bakın Orta Doğu çıban başıdır. Birazdan uzun uzun konuşacağız. Ben şimdilik bu Menteşeli kardeşlerimizin, Muğlalı okurlarımızın, izleyicilerimizin sevgi ve saygılarını da ileterek ve o çelişkiyi vurgulayarak açmış olayım. Fakat mesele şu, bu olayın arkasında İran, İran'ın arkasında Rusya, onun arkasında Çin, öbür tarafta tabii ki İsrail'in arkasında filan değil, içinde Amerika Birleşik Devletleri vesaire ve Türkiye'de 10 milyona yakın Suriyeli ve başka ülkelerden gelen, doğudan gelen insanlar, Afganistan'dan gelen birkaç yüz bin genç filan, çok tehlikeli bir noktadayız. Buyurun efendim. Sağ olun hocam. Şimdi dün